kızım. Bir. Bir. Sizin öz kızınız. Yılıncam. Geliyorum. Allah'ım. Allah'ım inanamıyorum. İnanamıyorum. Senin baban bir katil. Nehir'in babasının katili. Artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Tek bir hata hepimizi mahveder. Sayın Başsavcım, basın peşimizi bırakmayacaktır. Sencar'ın ortak olduğu bir gazete var. Ve bazı internet sitelerini dışarıdan desteklediklerini biliyoruz. Spekülasyonlarla bize hedef gösterecekler. Ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkat edin. Anlaşıldı Başsavcım. Dava dosyası burada. Başsavcımın silahı görmek istiyorum. Bu Sencer'in nerede, ne bağlantıları olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Mali Şube'nin dosyalarını ne yaptınız? Ekipler şirkette. İnceleme hala devam ediyor. Bizimkiler de Savcı Alper Bey'di. Silahı bulan memurun tutanağının aslı burada. Balistik raporda dosyanın içerisinde mevcut. Tamam. İddianameyi hazırlıyoruz. Dava gününe kadar en güvenli yerde saklanacak bu deliller. Başına bir şey gelirse gözüme gözükmeyin. Anlaşıldı mı? Eğer bu delillere bir şey olursa yaptığımız hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Anlaşıldı başsavcım. Teyze, iyi misiniz? Asu teyze. İyiyim hayatım, iyiyim. Otur, 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 otur. Otur, rahatını bozma sen. Bir şeyler içelim. Ne istersin, ne içelim? Ben diyorum ki şöyle köpüklü bir Türk kahvesi. Ben de size eşlik ederim. Burası biraz fazla esiyor. Çok ince giymişsin yavrum sen de ya. Gel, gel. Sen bu tarafa geç. Ben oraya geçeyim. Gel, gel. Üşütme. Gel, gel canım benim. Gel. Bunu da üstüne al. Öyle üşütürsün bak. Yok yok, giy, giy. Giy bunu. Kış günü öyle birdenbire üşüteceksin. Ha, şöyle. Asu teyze, beni niye buraya çağırdınız? Gel, söyleyeceğim canım. Otur, otur. Otur. Ben kahve dedim ama karnını açma. Bak. Gel, kendimizi bir şımartalım. Şöyle bir ziyafet çekelim. En sevdiğimiz yemekleri söyleyelim. Ne dersin? Ben aç değilim. Teşekkür ederim. Ne güzel gülüyorsun sen öyle. Gel, bir daha söyleyeyim sana. Gel. Oh. Oh, ne güzel kokuyorsun mis. Bebek gibi kokuyorsun mis.
İyi misin? İyiyim çocuğum. İyiyim. Pınar, benim senden bir ricam var. Şu hayatta ne olursa olsun, ama ne olursa olsun, ben yanınızda olsam da olmasam da birbirinize hep çok sevin, olur mu? Bir de Nehir ablanızı üzmeyin. Onu hep çok sevin. Ona duyduğunuz saygıyı hiç kaybetmeyin. Ve asla, ama asla onu yalnız bırakmayın, olur mu? Anneciğim, bunları neden söylüyorsun? Hem ablamı ne kadar çok sevdiğimi de biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Sen daha doğmamıştın. Rahmetli baban Nehir'i karşısına alıp ona şöyle derdi. Kardeşlerini sana emanet. Bak kaç yıl geçti aradan. O her gün bu sözün hakkını verdi, biliyor musun? Çalıştı, didindi, sizi okuttu. Belki kendi karnı açtı ama yemedi, sizi doyurdu. Onun hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bunu ben istedim zaten. Biliyorum anneciğim, biliyorum. Anlat bakalım. Daha neler yaptın sana? Yani ailen nasıl? Bak, bir şeye ihtiyacın var mı? Varsa söyle bak. Annenle böyle ana kız gibi hani böyle arada çekişmeleriniz oluyor mu? Bizim Dilara ile oluyor da. Olmaz mı? Her ailede olduğu gibi bizim de oluyor tabii. Annem küçükken bana pek iyi davranmazdı. Ama babam öldükten sonra çok değişti. Ana kız sır sırsa verdik biz. Koskoca ailenin bütün sorumluluğunu üstlendik. Aferin sana. Demek birlikte çalıştınız ha? Köfteci dükkanımız vardı İzmit'te. O kadar güzel, o kadar tatlı bir köfteci dükkanıydı ki. Çok çalışıyorduk annemle. Çok emek verdik. Yani sana küçükken Feryal Hanım çok kötü mü davrandı? Yani aslında tam olarak öyle değil. Ama zaten geçmişte kaldı. Boş verin bunları. Doğru canım, doğru. Artık geçmişte kaldı hepsi. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun, söyleyin. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ki. Nehir. Sen. Asu teyze, iyi misiniz? Benim. Ben. Dilara arıyor. Açmayacak mısınız? Belki yakında bir yerdedir. Ya da önemli bir şey olmuştur. Açın isterseniz. Doğru söylüyorsun. Alo. Anne neredesin? Dışarıdayım kızım. Ne oldu? Anne haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Çabuk söyle. Anne babamı tutuklamışlar. Ne? Senceli mi tutukladılar? Asu teyze ne olmuş? Anne! Anne iyi misin? İyi misiniz? İyiyim. İyiyim hayatım. Benim gitmem gerekiyor. Durun, nereye gidiyorsunuz? Ben de sizle geleceğim. Tamam, haber bekliyorum. Buyurun başsavcım. Gel Alper, gel. Arkadaşlar, herkes kendi dosyasına hakim olsun. Tutukladığımız adam Sencer Aytekin. Bunun yansımaları illa olacaktır. Emniyetten bazı telefonlar geldiğini biliyorum. Gelecek. Kolay dava değil. Sen bu arada dosyasını al. Zaten hakimsin. Yalnız unutma.
Senin ekibinde çatlak var. Biliyorum efendim. Şimdilik birkaç adamla yürütüyorum. En güvendiklerim. Dosya zaten Bora'nın şahsi konularıyla ilgili. Halka açık şirketlerdeki usulsüzlükler daha geniş kapsamda değerlendirilebilir. Yalnız SPK'nın alanına girenleri ayırın. Tamam efendim. Bora'yı aldınız mı? Tutuklama kararı vardı onunla ilgili. Adresinde yok efendim. Yavrusunu koruyor Sencer. Korusun bakalım. Tamam. Alper. Mali şube inceleme yapıyor. Ticari suçlar dosyası sende. Yalnız dikkat et. Bütün bağlantılarını, ilişkilerini incele. Gerekiyorsa uyuma. Daha sonra ikinizin dosyalarını birleştireceğim. Emredersiniz başsavcım. SMDR. O şirketi birleştiren tuğlaların sıvasında kan var, acı var. Onlarca evin direğini yıktı. Ocağını söndürdü o Sencer. Şimdi kendi şirketinde ben onun ışığını söndüreceğim. Yaktığı her can için tek tek ayrı ayrı bedel ödeyecek. Dilara orada. Ah! Kızım! Ne oldu? Avukata ulaşabildin mi? Hiç kimseye ulaşamıyorum anne. Henüz sağlıklı bir bilgi alamadım. Bora nerede? Bilmiyorum ki. Arıyorum ama ortalarda yok. Geçmiş olsun Dilara. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girecek. İnşallah kızım, inşallah. Sen şu avukatı bir daha ara. Tamam. Ha, çalıyor. Alo İlker Bey, merhaba. Durum nedir? Siz şu an babamın yanında mısınız? Evet efendim. Siz neredesiniz? Biz şimdi annemle adliyeye geldik. Tamam efendim. Ben konuşurum şimdi polislerle. Sizi içeri alırlar. Tamam. Konuşacakmış şimdi. Mali kayıtları benim dışımda kimse görmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı sanırım. Şimdilik mevcut durum değerlendirelim. Elimizdeki bazı dosyalar Borsayı ve Rekabet Kurulu'nu ilgilendiriyor olabilir. Karıştırma şimdi onları. Önce biz bakacağız. Tamam Sayın Savcım. Oğlum. Yaptın mı gerçekten? Yaptın mı dedim? Duyduklarım doğru mu? Ne oluyor oğlum? Nehir'in babasını sen mi öldürdün? Katil misin sen? Katil misin sen? İstemeden oldu. Ne demek istemeden oldu baba? Sana baba demeye bile utanıyorum artık. Oğlum, gerçekten doğruyu söylüyorum. Bilerek yapmadım. Bir hataydı. O gün Murat'la bir şey konuşmak için arabaya bindim ve tersaneye gittim. Önünden geçecektim. Sonra bir şey oldu. Yola doğru yöneldi birden. Nehir gelmişti. Tabii Nehir gelmişti. Sonra ben direksiyonu o tarafa kıramadım. Nehir vardı çünkü. Gerçekten oğlum inan bana hataydı. Yalan söyleme. Sen bir cinayet işledin. Ve sen bu cinayeti planlayarak ve tasarlayarak işledin. İnan bana oğlum. Hayır, inan bana. Hayır. Arabanın plakasını değiştirmişsin. Delili gözlerimle gördüm. Şimdi beni aptal yerine koymayı bırak ve gerçekleri söyle. Hemen. Yapmak zorundaydım. Neden, neden? Cevap ver bana. Neden yaptın? Şimdi konuş bakalım. Neden yaptın? Her cinayetin bir sebebi vardır. Söyle bana. Yapmak zorundaydım. Çünkü ben yapmasam o yapacaktı. Ben onu öldürmesem Murat beni öldürecekti. Babasız kalacaktın. Yalan söyleme. Hayır oğlum. Yemin ederim ki doğruyu söylüyorum. Murat beni tehdit ediyordu. Sürekli benden para tırtıklamaya başlamıştı. Her yere borcu vardı çünkü. Vermemeye başlayınca da beni öldürmekle tehdit etti. Ama nereye kadar dayanabilirdin değil mi? Hı?
Sonuçta küçücüktün. Bir babaya ihtiyacın vardı. Senin için benim hayatta olmam lazımdı, anlıyor musun? Ben olmadan bugünlere gelemezdin ki sen Alper. O yüzden o beni öldürmeden ben onu öldürdüm. Nehir'le ayrılmamızı bu yüzden istedin değil mi? Babasını öldürdüğün için ayrılmamızı istedin. Hiçbir zaman birlikte olmamızı istemedin. Evet oğlum, evet. Ama inan mecburdum. Yoksa ben böyle bir işe bulaşmayı düşünür müydüm? Ha? Bir düşün bunu. Bir insan öldürdün. Hem de küçücük kızının gözleri önünde. Ne mecburiyetinden bahsediyorsun sen? Beni tehdit etti dedim sana. Eğer para vermezsem Murat beni öldüreceğini söyledi. Bittim, tükendim ama beni dinlemedi. En sonu git Sencer Bey'den çal, ne yaparsan yap dedi. İş o dereceye geldi artık. Delirmiş gibiydi. Anlatıyorum sana ama beni anlamıyorsun. Bu bacağındaki yara var ya, Murat o yaptı. Bacağından vurdu beni. Gözdağı verdi bana aklı sıra. Oğlum, Alper'im, ben her ne yaptıysam sadece seni korumak için yaptım. Yalvarırım, inan bana. Hayatımı mahvettin. Sevdiğim kızın babasını öldürdün. Hatta Nehir'i bile öldürtmek istedin. Sırf cinayeti gördü diye. Benim ne kadar vicdan azabı çektiğimden haberin var mı senin? Ben çok mu mutluyum sanıyorsun? Beni asla affetmeyeceğini biliyorum oğlum ama... İnan bana, mecburdum. Mecburdum. Baba yeter. Döndüğümde seni burada görmek istemiyorum. Ceylin! Abla! Ne oluyor? Ya ben de anlamadım ki hiçbir şeyi. İlk önce Bora çıktı. Yanında bu bir tuhaf bir çocuk var ya. Tolga mı? Hah, Tolga ile beraber çıktılar. Sonra eniştem avukatıyla beraber yürüyordu. Bir şey bile söyleyemedim. Hadi peşlerinden gideyim dedim. Çantamı almaya gittim. Asansöre doğru gittiğimde polisler geldi. Kenara çekilin, durun falan dediler. Hepimiz inanılmaz panikledik. Sencer? Onu bir daha görmedim abla. Biz de zaten zar zor çıkabildik şirketten. Sen şirkette miydin Nehir? Ben Asu teyzeyle birlikteydim. Daha şirketi geçmemiştim. Annemle mi birlikteydin? Ne işiniz vardı ki sizin beraber? Bir şey konuşacaktık Nehir'le. Olmadı. SMDR tarafından dosyaya gizli karar alındığı için detaylı bilgilere ulaşamadık. Savcılık kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre dava hakkında yayın yasağı da gelecek gibi görünüyor. Alo dede, olanları duydun mu? Şirkete polisler baskın yapmış. Sencer'i gözaltına almışlar. İlker Bey'le konuştuk. Fakat sadece birinci dereceden yakınlarını içeri alacağız. Avukatla görüşeceksiniz ama gözaltındaki şahsı göremezsiniz. Siz merak etmeyin, ben buradayım. Buyurun. Nehir'cim ya, seni de buraya kadar sürükledim ama. Hiç sorun değil Asu teyze. Nehir, benim seninle çok önemli bir konuda görüşmem gerekiyor. Yani şimdi bu olaylar falan fırsat olmadı ama en kısa zamanda buluşmamız gerekiyor, tamam mı Nehir? Ne zaman isterseniz Asu teyze. Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Nehir! Anne, ne işin var senin burada?
Kızım bütün televizyonlar bundan bahsediyor. Çok merak ettim seni. Ben sana mesaj atmıştım. Keşke telaş yapmasaydın. Senlik bir durum yok değil mi? Yani sen karışmadın mı hiçbir şeye? Yok merak etme. Ya Asu teyze bir şey konuşacağız diye beni çağırdı. Sonra bir anda Dilara'dan telefon geldi. Biz de apar topar geldik. İşte yalnız kalmasın dedim ben de. Ne konuşacakmış ki Asu Hanım seninle? Hiçbir şey konuşamadık. Bir an telefon gelince çıktık geldik. Şey, yok mu burada oturacak bir yer kızım? Bir soluklanayım, koştur koştur geldim. Gel o zaman dışarı çıkalım birlikte. İlker Bey, kocam nasıl? Görebilir miyiz acaba? Ne oluyor? Ne zaman bitecek bu kabus? Efendim, lütfen sakin olun. Sencer Bey'in durumu gayet iyi. İfadesini alacaklar. Siz müşteri olun. Biz gereken her şeyi yapıyoruz. Peki davayla kim ilgileniyor? Başsavcı Yiğit Bey ve yardımcısı savcı Alper Günday. Yok istemem. Nehir, biliyorum hiç zamanı değil ama gel şurada bir yerde oturalım. Sana söylemek istediğim şeyler var. Olur anneciğim, oturalım. Gel. Ben sana bunları anlatmasam kendimi çok kötü hissedeceğim. Anne ne oluyor? Çok üzgünüm Nehir. İyi misin? Bir şey mi oldu? Çok özür dilerim. Keşke ben ölseydim. Baban öleceğine keşke babanın yerine ben ölseydim Nehir. Ben sana hiç iyi annelik yapmadım Nehir. Sen küçükken seni sevmem için evi toplardın. Yemekler falan yapardın. Ama ben sana her seferinde kötü davranırdım. İnadına daha kötü davranırdım sanki. Sana bir sürü zorluk çıkarırdım. Çok özür dilerim Nehir. Annem benim. Geçmişte yaşananları konuşmanın ne anlamı var? Ben hepsini unuttum gitti. Şimdi iyiyiz, mutluyuz. Durduk yere ne oldu sana böyle? Eğer annen ben olmasaydım sen okuyabilirdin. Kariyerin çok parlak olabilirdi. Ne bileyim üniversiteye giderdin belki. Ben bunları sağlayamadım sana. İnsanlar sana daha iyi davranırdı Nehir. Keşke senin annen ben olmasaydım. Bunu beceremedim. Çok özür dilerim. Ne olur böyle yapma anne. Peki İlker Bey, babamın suçu neymiş? Niye burada tutuyorlar babamı? Suç demeyelim de iddia diyelim. Birkaç farklı dosya var. Bazı dosyaları da gizli tutuyorlar. Soruşturma esnasında çıkar dosya içerikleri tahminen. Size çok güveniyorum. Lütfen elinizden geleni yapın İlker Bey. Merak etmeyin. Sencer Bey yarın güneş doğmadan çıkacağını size iletmemi istedi. En kısa zamanda yanınızda olacaktır. Sencer Bey boş yere böyle bir şey söylemez. Onun mutlaka bildiği bir şey vardır. Baban kaynak işçisiydi biliyorsun. Nerede iş bulursa orada çalışırdı. Memlekette çalışmadığı tersane kalmadı. Ben böyle aylarca eve gelmediği günleri bilirim. Niye anlatıyorsun bana bunları anneciğim? Çünkü ben bu yükü artık taşıyamıyorum değil. Ben senin öz annen değil. Seninle geldi eve.
kim bu bebek dedi. Biz bu çocuğa bakacağız Feryal dedi. Nereden çıktı dedim. Aşık oldum dedi. Hata yaptım, affet dedi. Ama ben hiç affetmedim. Ne zaman senin yüzüne baksam, ihanetin meyvesini gördüm çünkü. Oysa böyle küçücük bir bebek gözlerimin içine bakardı. Sanki beni sevder gibiydin. Küçücük bir candın halbuki değil mi? Böyle bazen ellerini uzatırdın oynarken, sanki beni kucağına al der gibi. Ama ben seni hiç kucağıma almadım Mehir. Hiç kucağıma almadım ben seni. Hiç sarmadım seni. Hiç sarılmadım sana. Çok özür dilerim. Üzme sen kendini. Ben geçmişte yaşanan her şeyi unuttum. Gitti yani. Hem ben zaten hissediyordum. Benim öz annem olmadığını. Babamla hep konuşurduk. Babam bir şekilde geçiştirirdi. Yanlış düşünüyorsun derdi. Ama ben hep hissediyordum. Ben seni hep sevdim. Hep beni sevmeni bekledim. Aslında seviyordum beni ama sevdiğini hissettirmeni bekledim senin. Ama bak, mutluyuz şimdi değil mi? Tabii ki üzüldüm. Sinan'la Sema'ya farklı davranıyordum. Bunu anlıyordum ben. Ama sonuçta gece uyumadan önce biliyordum ki sen benim yan odamda uyuyordun. Eve geldiğimde ev sıcak oluyorsa evde annem olduğu için oluyordu. Evet, biraz güçlü bir çocuktum. Ama bu gücü ben senden alıyordum anne. Annem hayatta olduğu için alıyordu bu gücü. O yüzden bu kadar iyi oldum. O yüzden bu kadar başarılı oldum. Sen her şeyi bildiğin, gördüğün, hissettiğin halde nasıl dayandın be çocuğum? Nasıl bir sabrın var senin? Söyleme öyle. Niye biz sana acıdan başka bir şey yaşatmadık? Hayatın boyunca yük olduk biz sana. Böyle bir ailen olmasaydı çok güzel bir hayatın olabilirdi. Anneciğim, belki şimdi bu yüzden bu kadar güçlüyüm ben. Ben hiç üzülmedim. Sen de üzülme. Benim çok özür dilerim. Keşke seninle daha çok vakit geçirseydim. Keşke senin sevgine layık olabilseydim. Şimdi bunu söylemek çok zor ama. Senin öz annen. Hayır. Hayır anne. Duymak istemiyorum. Benim bu dünyada tek bir annem var. O da sensin. Beni doğurmana gerek yok ki anne olmak için. Sen beni büyüttün. Sen beni yetiştirdin. Bak ne kadar zor günler atlattık değil mi? Birlikte aç kaldık. Yeri geldi bir lokma ekmeği paylaştık. Babam bana hep ne derdi biliyor musun? Aile olmak kan bağı gerektirmez derdi. Aile olmak sevinçleri, üzüntüleri paylaşmak derdi. Bak biz de paylaştık değil mi az çok? Biz bir aileyiz anne. Bizim bir dünyamız var. Ben bu dünyanın yıkılmasını istemiyorum. Lütfen bir şey söyleme bana. Lütfen. Kızım.
Alper! Alper ne oluyor? Babamı sen mi tutukladın? Efendim, evraklar 4. katta toplanıyormuş. Tamam, geliyorum. Siz geçin. Peki. Dosyada gizlilik kararı var. Sizinle bir şey paylaşamam, üzgünüm. Ne demek gizlilik? Babam o benim. Dilara, Sencer Bey sorguda. Şu an yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Lütfen evinize gidin. Alper, bu durumda nasıl eve gitmemizi bekliyorsun bizden? Babam çıkana kadar biz hiçbir yere gitmiyoruz. Bunun kimseye bir yararı yok. Alper, peki Bora? Bilgim yok. Bunlar mı bütün belgeler? Evet efendim. Birkaç dosya da ofiste var ama onlardan çok bir şey çıkmaz. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Ozan, dinliyorum. Bütün belgeler elimde. Sorun yok. Yakalama kararını kaldırır hakim kesin. Emin misin? Ben de ısrarcı olmayacağım için eminim. Ama siz yine bu gece dikkatli olun. Tamam, tamam. Ne diyor? Bu geceden sonra eve geçebilirsiniz dedi. Yakalama kararını kaldırtacak. E tamam, hadi gidelim şimdi. Olmaz, riskli bu işler. Bir kere girdim mi bu sefer de bırakmazlar. Ya bari kardeşimi arayayım. Olmaz, dinliyorlardır onları. Bu geceyi burada geçirelim. Yarın bakarız. Devam et. Dilara'cığım, siz ablamla bir yere oturun. Benim bir işim var. Onu halledip geleceğim, tamam mı? Nereye gidiyorsun Ceylin? Yiğit'le konuşmaya gidiyorum abla. Ben de seninle geliyorum. Abla lütfen sen burada Dilara ile birlikte kal. Doğru olmaz senin konuşman birebir. Evet, bence de. Ben de geleceğim. Ona söyleyecek bir çift lafım var. Ablacığım, ne söylenmesi gerekiyorsa ben bir bir söyleyeceğim. Ortalık daha fazla karışmasın lütfen. Evet anneciğim, şimdi hiç gidip de yanına sinirlerini bozma. Gel biz burada kalalım. Hem teyzemin yalnız gitmesi daha doğru olur. Tamam. O zaman Yiğit'e söyle. Bu yaptıklarını asla unutmayacağım. Tamam abla, sen hiç merak etme. Savcı, ben de seni bekliyorum. Gözüm yollarda kaldı. Sencer Bey, hakkınızdaki suçlamalar tahmin edebileceğinizden daha fazla. Bu kadar rahat olmanızı anlamıyorum. Sayın savcım, İşinize karışmak istemem ama bu işlerde büyük bir yanlışlık var. O yüzden çok rahatım. Hem bana bir şey olursa bu durumdan zarar gören sadece ben olmam. Ne demeye çalışıyorsun? Beni tehdit mi ediyorsun? Yok, hayır. Sadece ufak bir tavsiye. Umarım göz ardı etmez bunu. Ne demek şimdi bu? Şu demek sayın savcım, sana güneş doğana kadar müsaade. Eğer yarın sabah beni güneş doğana kadar çıkartmazsan, nehirin babasını senin babanın öldürdüğünü herkes öğrenir. Hatta... Tamam. Unutma, güneş doğana kadar. Saat ilerlemeye devam ediyor. Anneciğim, sana bir şey sormak istiyorum. Sor güzel kızım. Nehir'le neden buluştunuz?
Bir işimiz vardı. Küçük bir mesele. Anne, senin Nehir'le ne işin olabilir? Alper'le ilgili bir konusu vardı ya onun. Onu konuştuk. Celil'e mi istedi senden bunu? Hayatım, hayır. Alper hani yemekte bizden rica etmişti ya. Ben de bir türlü fırsatını bulamamıştım. Hazır o iş yerine yakın bir yerlerdeydim. Konuşmak istedim Nehir'le. Dilara, doğru bir zaman değil. Sonra konuşalım bunlar, olur mu? Haklısın anneciğim. Ama unutma, sen Alper'e yardım etmeye çalışırken Alper şu anda babamı içeri atmaya çalışıyor. Farkındayım canım. Merak etme. Atlatacağız. Atlatacağız. Hadi sen kalma buralarda. Git artık anne. Sen ne yapacaksın? Gelmeyecek misin benimle? Ben kalayım. Asu teyzeyle Dilara'nın belki bir ihtiyacı olur bana. Ama ne ihtiyacı olacak sana? Dünya kadar insan var yanlarında. Sen de gel, içim rahat etmez. Hem bir Alper'i göreceğim ben. Alper'i göreceksin öyle mi? Nehir, sen hiç akıllanmayacak mısın kızım? Ne işin olur Alper'le? Anne, belki bir yardımı dokunur. Hadi ısrar etme. Kardeşlerim seni bekliyordur. Eve git hadi. Merak etmesinler. Hadi. Tamam, gidiyorum ama aklım sende. Güneş doğana kadar. Saat ilerlemeye devam ediyor. Tik tik tak tak. 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 Celil, şu dönemde konuşmamızın doğru olduğunu düşünmüyorum. Doğru değil tabii. Çünkü bugün ofisime bir orada adamla gelip baskın düzenlemiştin değil mi? Unutmuşum. Orası senin ofisin değil. Orası benim ofisim Yiğit. Benim çalıştığım yer. Ablamın kocasının iş yeri. Ve sen bugün oraya baskın düzenledin. Eniştemi içeri attın. Beni de saatlerce diğer arkadaşlarımla beraber rehin tuttun. Olaylara sağlıklı bakabildiğini düşünmüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Aynı şeyi ben de senin için düşünüyorum. Ne de olsa yıllardır nefret ediyorsun bizden değil mi? Gerçekleri öğrendiğinde... Yiğit, sen gerçekleri kabul ettiğin zaman. Yiğit, işte o zaman hepimiz çok mutlu olacağız. Ceylin, git bence. Yiğit, bu dava neyle ilgili? Bana bunun açıklamasını yapmadan şuradan şuraya gitme. Söyleyemem. Bugün söyleyemem. Söyle mi? Ben söyleyebilirim. Bu dava senin dava. Senin ablamla ve benimle olan dava. Senin ablamın kararlarına saygı duymayıp kabullenme işinin davası. Bu dava senin kafanın içinde Yiğit. Sen kendi dünyanda yıllardır bizi yargılayıp cezalandırdın zaten. Şimdi bunu kanununa uydurmaya çalışıyorsun. Ne işin var senin burada? Sizi hiç ilgilendirmiyor. Rahatsız bırakın beni. Bir cevabın olmalı değil mi? Ne yapıyorsun burada? Asu teyzeyle birlikteydik. Olayları duyunca buraya geldik. Beraber miydiniz? Sana Asu Hanım'dan uzak duracaksın demedim mi ben? Sizin dediğiniz hiçbir şey beni artık ilgilendirmiyor. Nerede şimdi Asu Hanım? Avukatla görüşüyordu. Hangi katta biliyor musun? Bilmiyorum. Gitmem gerekiyor. Ceylin, ne oldu, ne diyor Yiğit? Hiç ablacığım, kocaman bir hiç. Nasıl ya? Niye hiç kimse bir şey söylemiyor, çıldıracağım? Peki kocamın suçu neymiş, neyle suçlanıyor? Ablacığım tek kelime bile etmedi. Sadece dava sonuçlandığında bana hak vereceksiniz diyor o kadar. Yok, ben bir gidip konuşayım şu Yiğit'le. Ablacığım ne olur, çıkmıştır odasından şimdi. Ortalık çok karışık zaten. Ben bile konuşmak için o kadar bekledim ki.
Ne olursun sen sakin ol Allah birazcık. Allah Allah, nasıl sakin olayım ben şu anda ya? Böyle elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz? Anneciğim lütfen. Gerçekten sana bir şey olacak diye korkuyorum artık. Avukat ne dedi, unuttun mu? Evet ablacığım, hadi gel şöyle oturalım biraz. Hadi, hadi ne olur. Alper, iyi misin? Pek iyi görmedim seni. Davanın durumu ne oldu? Sencer Bey çıkacak mı? Asuman'la Dilara perişan oldular. Buraya neden geldin Nehir? Sana ne açıklamamı bekliyorsun? Ben sadece... Sadece ne? Çocuk oyuncağı mı sanıyorsun bu işleri? Nelerle uğraştığımı farkında mısın? Alper, ben senin yanında olmak, destek olmak istedim. Bana destek olma. Unutma, güneş doğana kadar. Acaba haber mi? Nehir, lütfen gider misin? Sana açıklama yapacak vaktim yok. Şimdi lütfen git. Acil bir sorun, konuşabilir miyiz lütfen? Yoktu acil bir durum ama şu anda acil. İyi misin sen? Biraz canım sıkkın biliyorsun işte. Evet duydum. Neredesin peki? Adliyedeyim. Asu teyzenin yanında. Tamam, bir yere ayrılmayın, ben de geliyorum hemen. Gelmene gerek yok. İyi misin kızım? Sil gözyaşlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Asu Hanım, merhaba. Nasıl, iyi misiniz efendim? Sencer Bey'i görebildiniz mi? İyi miymiş? Celil Efendi, sence mantıklı bir açıklaması var mı bütün bu yaşananların? Efendim, ben de... Mesela Alper. Sence neden soruşturmanın başında Alper var? Hayır, hayır, Alper değil, Yiğit var soruşturmanın başında. Ben bugün Alper'i gördüm. Polisler çevresinde böyle pervane gibi dolanıyorlardı. Görsen oğluna gurur duyardın. O kadar havalıydı ki. Ekmeğini yediği ailenin ekmek teknesini batırmaya çalışırken. Asu Hanım, Alper sadece bir emir kulu biliyorsunuz.
Bütün her şey Yiğit'in başının altından çıkıyor. Yıllardır hepimize karşı bir nefret besliyor. Şimdi de intikam almaya çalışıyor. Abuk subuk şeyleri karıştırıp duruyor işte. Ama merak etmeyin. Alper toparlar durumu. Nasıl? Benim oğlum bir şekilde yolunu bulur. Merak etmeyin. Bulsa iyi olur Celil Efendi. Buraya kadar Sencer. Yolun sonuna geldik. Benim yolumda hiçbir yanlışlık yoktu Sayın Savcım. O yüzden bugün yolun sona erdiğini düşünmüyorum. Sencer, bırak bu saygılı adam tutumlarını. Şansını bulsan şuracıkta boğarsın beni. Tabii ki. Ama şu an beni ve ailemi boğmakla meşgul olan sensin. Ben sadece adaletin yerine gelmesini istiyorum. Abin öldürüldükten sonra yengenin evlendiği adamdan nefret edip onu cezalandırmaya çalışmak mı adalet? İkimiz de bunun senin yaptığını biliyoruz. Evet, ben yaptım. Yapayalnız kalmış, eşi ve çocuğunu kaybetmiş bir kadını hayatıma aldım. Tam 25 yıl onu sevdim, saygı gösterdim. Yanında oldum, değer verdim ona. Ben bunları yaptım. Bravo. Bir de madalya verelim sana. Eşini kaybetmiş kadını yanına almış. Bak sen. Abimi öldüren sensin. Kanıtla o zaman. Kanıtlayacağım. Hiç merak etme. Elini çabuk tutsan iyi olur. Beni daha fazla tutamazsın burada. Ne o? Gerçek Sencer ortaya çıkmaya başladı. Sen savcı mısın yoksa psikolog mu? Peki. Sorguya geçelim o zaman. Hayır. Karakoldaki ifademin dışında söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ayrıca avukatım olmadan ve hakkımdaki suçlamayı öğrenmeden konuşmam. O zaman biraz bekleyeceksin. Çünkü mahkemeden ek süre istedim. İstediğin süreyi iste. Sonuçta beni hakimin karşısına çıkaracaksın. Ve o gün hakim gerçeği öğrenecek. Neymiş gerçek? Kişisel husumeti sebebiyle bana karşı aşırı hırslanmış. Ve bu hırsı yüzünden gerçekleri göremeyen ve yetkisini benim hakkımda yalan hükümlerle pekiştirmeye çalışan sorunlu bir savcı. Hadi gel. Bu durumu eğlenceli bir hale getirelim. Var mısın iddiaya? Güneş doğmadan ben buradan çıkmış olacağım. Sen de o izbe odana tıkılıp kalacaksın. Bundan sonra güneşi ancak parmaklıklar ardından görürsün sen. Ben de geleyim senle teyze. Tamam. Celil Efendi alır. Siz durun kızlar. Yok yok Celil Efendi. Ben gideyim. Hem bacaklarım da açılmış oluyor. Aynen. İyi, çabuk gelin. Asu Hanım, bugün Ferhel Hanım sizinle ne konuştu acaba? Neden merak ediyorsunuz Celil Efendi? Şey efendim, o kadına güvenmeyin. Çünkü ne söylese yarısı palavradır. Efendim ben bunları yıllardır tanırım. Yani ilk günden beri bir türlü yakanızdan düşmediler de... hani kadın para gözün teki efendim. Yani yine bir şeyler mi koparmaya çalışıyor diye. Celil Efendi, bu seni hiç ilgilendirmez. Hem o kadının hiç öyle para ister gibi bir hali de yoktu. Anladım efendim. Hayır ben şey, İzmit'teki son görüşmemizden sonra hala sizden bir şey mi koparmaya çalışıyorlar diye. Ben seninle bu konu hakkında konuşmak istemiyorum Celil Efendi.
silahın sahibiyle hemen görüşmek istiyorum. Sayın savcım, başsavcımızı bu konuda bilgilendirmem lazım. Zaten onun bilgisi dahilinde konuşuyorum. Hadi çabuk ol, zamana karşı yarışıyorum. Protokollerle uğraşacak vaktim yok. Tamam efendim, anlıyorum. Kaynakçı. Hoş geldin. Daha hiç hoş görmedim. Ne bu halin böyle? Biraz canım sıkkın. Hiçbir şey yolunda gitmiyor galiba. Asu Hanım nerede şimdi? Sen niye onlarla değilsin? Asu teyzenin yanına gittim. Cihil amcayla konuşuyordu. O yüzden ben de geri döndüm. Hadi gel, ben seni evine bırakayım. Çok kötü gözüküyorsun. Bu halde dolaşma buralarda. Tamam. Gidelim. Ama önce bir Asu teyzeyle vedalaşayım, olur mu? İyi olur. Ben de bir geçmiş olsun derim. Hem sen de Celil varken yalnız başına gitme yanlarına. Tamam. Bu tarafta. Yeter Celil Efendi, yeter. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ama Asu Hanım, beni dinlemiyorsunuz gibi... Yeter dedim. Yeterince yoğun ve yorucu bir gündü. Çok yorgunum. Beni yalnız bırak. Lütfen. Efendim Asu. Mutlu musun ha? Mutlu musun? Ne istiyorsun kocamdan? Neden mutlu olmamızı istemiyorsun? Asu sakin ol. Sen nerede olduğunun pek farkında değilsin galiba. Ben nerede olduğumun farkındayım. Sencer'in sorgusunu sen yapmışsın. Saçma sapan saplantıların yüzünden bize acı çektiriyorsun şu anda. Sen neler döndüğünü, kocanın nasıl bir insan olduğunun farkında değilsin. Bir şeytanın yanında oynadığın mutluluk oyununun sonuna geldin. Kendini buna hazırlasan iyi olur. Sen ne dediğinin farkında mısın? Kocam o benim. İyi ve kötü günümde hep yanımdaydı. Ama sen yoktun. Abin hayatta olsaydı senden utanırdı. Abim eğer bugün hayatta değilse senin kocan yüzünden. Sencer eli kanlı bir katil. Hem de abimin katili. Ve bunun cezasını en ağır şekilde ödeyecek. Kocanı unutsan iyi olur. Asu Hanım. Asu teyze. Asu teyze. Asu Hanım. Asu teyze, açın gözünüzü. Ambulans çağırın lütfen. Doktor yok mu? Asu teyze. Asu teyze. Ay teyze ya, anneme yiyecek bir şeyler mi alsaydık? Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. O kadar da sıraya girdik. Ay ya, doğru söylüyorsun aslında. Ay Dilara, hadi gidip alalım, şurası zaten ha. İyi hadi. Hadi. Sen Asu Hanım'la git. Hastanede buluşuruz, tamam mı? Tamam. Asu teyze. Annemler nerede? Bilmem. Hava almaya çıktılar herhalde. Annem arıyor herhalde. Yok, Nehir'miş. Alo? Nehir? Dilara Asu teyze fenalaştı birden. Ambulanstayız şimdi. Nehir, ne diyorsun sen? Ne oluyor Dilara? Hangi hastane? Tamam, geliyoruz şimdi. Dilara, ne oluyor, söyler misin? Teyze, annem fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. Hangi hastane? Anlatırım yolda.
olacaksınız. Durum nasıl? Şu anda bir şey söylemem çok zor. Doktor Bey en doğru şeyi söyleyecektir zaten. Yani siz sakin olmazsınız. Bana yardımcı olacaksınız. Siz hanımefendinin nesi oluyorsunuz? Kızı mısınız? Ben bir yakınıyım. Anlıyorum. Bir ilaç var mıydı ya da alerjisi olan bir ilaç? Bilmiyorum. Kimden öğrenebiliriz? Hemen öğrenmemiz lazım. Arıyorum hemen. Saat ilerlemeye devam ediyor. İfadeni okudum. Bazı şeyler kafama takıldı. İfadeni baskı altında vermişsin sanki. Silah senin olabilir. Onu başka zaman değerlendiririz. Ama Sencer Bey'in yanında çalıştığını söylemişsin. Emin misin? Bir daha düşün. Bak, şu an baskı altında değilsin. Belki de tarihleri karıştırdın. Mesela sen hiç Sencer Aytekin'in fotoğrafını gördün mü? Belki de başkasıyla karıştırmışsındır. Başka birinin fotoğrafını Sencer Aytekin sanmışsındır. Mesela ben sana fotoğrafını göstersem belki de tanımıyorsun. Bir düşün istersen. Şimdi biraz işim var. Sorguna sonra geçeriz. Bu yaptığın kanuna aykırı. Senden mi öğreneceğim kanunu? Ne oldu sana? Bu kadar kaybetmezdin kendini. Ece'den ne istedin? İyice saçmalamaya başladım. Derhal avukatımı istiyorum. Abimi öldürdün. Ece'ye ne yaptın? Çabuk anlat. Asu'nun çocuğundan ne isteyebilirim ki ben? El kadar bebe. Babası vefat etmiş. Babası öldürüldü. Sen öldürdün. Hayır. Ben onu kurtarmaya gittim. Kimsin sen ya? He? Sen kimsin? Bir minibüs dolusu silahlı adamdan abimi kurtaracaksın. Ne işler yapıyorsun? Anlat Sencer. Nasıl olur da böyle bir çatışmada yer alırsın? Hangi yetkiyle? Sakin ol. Ya Asu teyze bir şey olursa? Böyle kötü şeyler düşünme, tamam mı? Geçecek, hadi sakin ol. Oğuz? Annem nerede? Acile aldılar, bizi sokmadılar. Ne demek sokmuyorlar? Dilara bekler misin? Bir doktor buluruz, ne olduğunu sorarız şimdi. İyi de nesi var annemin? Nehir, sen mi yanındaydın? Evet, ambulansla geldik. Ama doktorlar hiçbir şey söylemedi. Yani sadece yolda... Yolda ne? Yani yoğun bakım hazırlayın dediler, bilmiyorum. Dilara! Ya. Çok mu kötüydün?
Nasıl olur? Hangi ara değiştirdi ifadesini? Sorgusunu kim yapmış? Savcı Alper. Alper o dosyaya bakmıyor ki. Alo. Karakol tutanağının bir kopyasını hemen odama gönderin. Aldınız mı sorguya? Avukatı sorun çıkarmış. Hemen odaya alın. Hemen geliyorum. Hemen. Şu an sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Durum stabil. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Merak etmeyin. Peki doktor bey, tam olarak nesi var? Tansiyonu çok düşük. Bu durum tüm bünyesini etkilemekte. Haliyle bünyesi çok zayıf düşmüş. Kontrol altında tutacağız. Bekleyeceğiz. Müsaadenizle. Ya ben annem, siz ne yaparım? Dilara, aklına kötü şeyler getirme. Yok. Bir şey söyle. Lütfen, annem iyi olacak mı? İyileşecek Dilara. Merak etme, sakin. Her şeyi bana. Kim istedi ifadeni değiştirmeni? Savcı bey, müvekkilim. Neden ifadeni değiştirdin? Baskı altında almışsınız efendim ifadesini. Ne baskısı lan? Ha? Ne baskısı? Sen demedin mi lan? Ha? Savcı bey. Sencer hayatımızı kararttı demedin mi? Seni kim zorladı lan? Savcı bey, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ama bu çok iyi oldu sayın savcım. Bu tutumunuzda müvekkilimin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmış oldunuz. E kim bilir ilk ifadesini de nasıl aldınız? Mehir. Anne. Merhaba. Kızım nasıl oldu Asu Hanım? Var mı bir haber? Bekliyoruz işte anne. Çok geçmiş olsun. Siz bir şey yememişsinizdir. Evde vardı. Size de getirdim. Ne zahmet ettiniz. Teşekkür ederiz. Ne oldu şişim? Ben sizin geleceğinizi bilmiyordum. Olsun be evladım. Neyse, siz bunu alın. Tamam. Al bakalım. Limonun iyi gelir, ferahlatır. Kaynakçı. Teşekkür ederim. Ben biraz yürüyeceğim. Ayaklarım açılır. Gelmemi ister misin? Yok, gerek yok. Gelirim ben. Bir lokma, bir lokma. Serbestsiniz.
ben sizi bıraksaydım böyle şimdi gece gece? Yok be evladım. Şimdi sen erkek olarak onların başında dur. Biz bir taksiye atlar gideriz. Nehir? Annem haklı. Dilara'nın sana ihtiyacı vardır. Sen kal. Biz ana kızı gideriz. Peki. Siz bilirsiniz. İyi geceler. Savcım. Nasıl olur sahte evrak? Nasıl olur? 25 yıldır uğraştığım davayı mahvettin. Nasıl böyle bir dikkatsizlik yaparsın? Kaç kere söyledim? Kaç kere ekiplerinizde köstebek var dedim? Sencerin her yerde adamı var dedim. Niye dinlemiyorsunuz beni? Çık dışarı, çık! İstifa mektubu. İşleme koyarsanız sevinirim. Anneciğim, sana ıhlamur kaynattım. Ne zahmet ettin yavrum, teşekkür ederim. Pek güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun anneciğim. Eline sağlık evim. Bu konudaki maharete su götürmez bir gerçek. Al bir de taktığın kulplara takılmasan. Ay ben kaldım orada. Senin. Bu sabah çok erken kalktığını farkındayım. Kahvaltı hazırlamalar, evi temizlemeler, kekler, börekler yapmalar falan. Gözümden kaçtı sanma. Çıkar bakayım ağzından baklayı. Yok bir şey mi anneciğim? Nehir, anneler anlar. Var aslında bir şey. Dün geceden beri kafamı kurcalayan. O yüzden sabah erken kalktım. Kendimi ev işlerine verdim işte. Sana bir şey sormak istiyorum. Ama kızmak, darılmak, gücenmek yok. Tamam sor. Darılmak, gücenmek yok. Anne. Benim öz annemi gördün mü hiç? Nereden çıktı şimdi bu nehir? Sen dün öğrenmek istemediğini söylemedin mi kızım? Tabii ben de eşeklik. Benim çenem durmadı. Benim çenem durmadı. O yüzden şimdi senin kafan karıştı tabii değil mi? Ya anne üzme kendini. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sen benim tek annemsin. Merak ettim işte. Yani sadece nasıl biri? Hiç karşılaştınız mı? Şu an yaşıyor mu acaba? Ne bileyim işte. Tamam boş ver neyse. Bilmiyorum Nehir. Bilmiyorum. Rahmetli baban seni ona bırakıp gittiğini söyledi. Bir gece böyle kucağına senle geldi.
Ya bilmiyorum kadın öldü mü kaldı mı. Hiç sormadım o günden sonra. Sen özenleni mi görmek istiyorsun? Hayır anne ya. Olur mu öyle şey? Sen benim bir tanecik annemsin. Hayatım, yatağında yatsaydın. Burada böyle olmaz. Ay Sencer, ben burada iyiyim. Sizi böyle bir arada görmek bana daha iyi geliyor. Odada bunalıyorum. Annem iyileşti. Babacığım da geldi. İyi ki varsın. Bir an seni bir daha hiç göremeyeceğim diye çok korktum. Aa, ben sizi bırakır mıyım hiç? Bora, sen neden susuyorsun? Biraz yorgunum babacığım. Hepimize geçmiş olsun. Pardon. Önemli bir konu. İzinle. Evet. Sencer Bey, müsait miydiniz? Evet. Başsavcı Yiğit meselesini ne yapalım efendim? Dava açalım. Emin misiniz efendim? Derhal dava açalım. Ticari itibarımızı zedelemekten. Anladım efendim. Ancak bizim davamıza takipsizlik kararı verildi yalnız. Olsun. Siz hazırlıklarınızı yapın. O Yiğit denen herifi bitirmek istiyorum. Anlaşıldı efendim. Tamam. Yarın şirkette buluşalım. Celil. Buyurun Sencer Bey. Tolga hemen yanıma gelsin. Emredersiniz efendim. Baba. Dün Tolga'yla bir toplantı yaptık. Hayatım, bak yeterince zaten perişan olduk. Boracığım, sonra halledersiniz bu işleri lütfen. Biz perişan olmadık. Babam perişan oldu. İyi ya işte, o yüzden gelir gelmez hiç konuşmayalım. Tamam kızım, tamam. Tolga ile önemli bir konu var. Sonra hep birlikte yemek yeriz. Güzel bir köpüklü kahve yap da içelim. Anneciğim, kahve şimdi dokunur sana. Ben sana güzel bir bitki çayı yapayım. Tamam canım, o da olur. Ay, bana da yap o zaman. Tamam. Ceylin. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin abla? Şirkette her şey kontrol altında. İşçiler kaldıkları yerden çalışmalara devam ediyor. Gemi teslimlerinde herhangi bir gecikme olmayacak Sencer Bey. Peki Tolga. Teşekkürler. Bora, sen bizi biraz yalnız bırak. Peki babacığım. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben odamdayım. Tamam canım. Şu ifadesini değiştiren herif ne olacak peki? Onu hallettik. Cinayeti üstleniyor. Önce içeride mutlu edeceğiz. Sonra da depresyona girer, intihar eder. Tamam. Yalnız Yiğit aklını karıştırabilir onu. Ona izin vermeden hallederiz. Ozan ne yapıyor? Çok panik veriyor. Saçma sapan şeyler yapabilir. Bora'nın dosyasını tertemiz halletti. Şu an bize bir zararı olmaz. Peki, şimdilik bu kadar. Çocuklarla vakit geçireceğim bugün. Ama yarın hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha doğrusu her şey eskisi gibi olacak. Yiğit'le işim bittiğinde abisinin yanında olmayı tercih ederim.
Sen gidebilirsin Tolga. Hadi çatlatmasına insanı, söylesene. Ya bu hem çok güzel bir şey, hem de söylemesi çok zor. Ya Hacı Semih abla, ne oluyor? Ece. Ece yaşıyor. Öz kızım. Senin yeğenin yaşıyor. Nehir o. Nehir benim öz kızımmış. Ümmi'ni kovmaktan beter ettin. Bugün de önemli bir şey konuşacağını söylüyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun Alper? Neyin var? Savcılıktan istifa ettim. Ne? İstifa mı ettin? Evet. İyi misin şimdi? Nehir. Bence ayrılmalıyız. Sen haklıydın. Her ne kadar babamla iyi anlaşamasak da beni bugünlere getiren o. Benim için nelere katlandı. Babamın istemediği bir şeyi yapamam Nehir. Ayrılmamız ikimiz için de en iyisi. Ailelerimize karşı gelmemeliyiz. Böyle daha iyi olacak. Ne olursa olsun güçlü olmam gerektiğini söylemiştin. Ne oldu şimdi? Direnmenin manası yok. Peki. Öyle olsun. Hoşça kal. Abla Allah aşkına, sen ne söylüyorsun? Nereden çıkardın bunu? Hep hissettim. Nehir'de beni çeken bir şey vardı. Ben Ece'nin öldüğüne hiçbir zaman inanmadım ki. Ablacığım, bu hislerinle ilerleyemeyeceğin kadar önemli bir konu, biliyorsun değil mi? Sadece his değil Ceylin. Feryal Hanım da söyledi. Nehir onun öz kızı değilmiş. Ve Nehir'i ilk gördüğünde benim Ece'ye ördüğüm o tekne motifli süveter var ya, o varmış üzerinde. Ece'nin kaybolduğu gece de o vardı. Süveteri giymişti üzerine Ece. Bu kadının doğru söylediğini nereden bileceğiz peki? Neden yalan söylesin? Bilmiyorum abla. Yani bunca zaman bekleyip şimdi neden böyle bir şey söylüyor? Ayrıca senin kızını kaybettiğini nereden biliyor bu kadın? Ben Nehir'in benim kızım olduğuna dair hep şüphelenmiştim zaten. Sonra Nehir'in burada eşyaların arasında o süveter çıkınca bu şüphem iyice pekişti. Ece'nin fotoğrafını aldım. O süveteri aldım, doğru o kadının İzmit'teki evine gittim. Anlattım, sordum. O zaman inkar etti. Ama sonra buraya geldi. Burada. Nehir sizin öz kızınız dedi. Abla, sence de bu işte bir acayiplik yok mu? Kız ilk önce inkar ediyor. Sonra da gelip sizin kızınız diyor. DNA testi falan mı yaptırsak biz ha? Ne? Evet Asu Sultan. Sana çok güzel bitki çayı yaptım. Sen yaparsın da hiç kötü olur mu hayatım benim? Çok güzel. Neden kendi de yapmadın? Ben istemiyorum. Olmaz. Teşekkür ederim canım benim. Thank you.
an şey değilim. Eve geldim. Sonra konuşalım mı? Nehir? Nehir, ne oluyor kızım? Bitti anne. Bitti. Alper. Alper ayrıldı benden anne. Ay. Oh. Ay kuzum. Tamam, ağlama. Düzelir her şey. Sen en iyi yüzüne yıkar odana çık. Ben sana bir şeyler getireyim. Tamam. Ablacığım, şimdi gidip kızcağızla konuşup onun da aklını bulandırma, olur mu? Sonuç itibariyle 25 yaşında koskocaman bir kız. Karşısına geçip ben senin annenim dediğinde boynuna atlayacağını beklemiyorsun herhalde. Ama en doğal hakkı annesinin kim olduğunu öğrensin. Gerçek annesi benim onun. Tamam, eğer gerçekten öyleyse doğru. Ama bunun yolu bu değil ablacığım. Ne yapacağız? DNA testi yaptırmamız gerek. Ya gerek yok diyorum sana. Nehir benim kızım. Boynundaki o yanık izine kadar biliyorum. Benim kızım o. Tamam ablacığım, tamam. Zaten biz bu testi senin için değil ki, Nehir için yaptırtacağız. Sonuç itibariyle Nehir'le konuşmaya gittiğinde elinde bir belgen olsun. Bilimsel verilerle al kızı karşına oturt konuş. Yani hangi aklı başındaki insan ben senin annenim dediğinde inanır ki? Ayrıca Nehir zeki bir kız. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Ay, tamam, haklısın. Nasıl yapacağız peki? Şimdi mahkemeler, bilmem ne, bir sürü şey var. Ayrıca karşıdakinin de rızası, imzası gerekiyor. Bunu Nehir'in haberi olmadan nasıl halledeceğiz? Ay Allah. Aa, Feryal Hanım. Efendim? Alo Asu Hanım, merhaba. Evet, benim Feryal. Ben aslında dün hastaneye geldim ama siz baygındınız, o yüzden karşılaşamadık. Bugün Sencer Bey'in de çıktığını duydum. Topluca bir geçmiş olsun demek için rahatsız ettim. Teşekkür ederim Feryal Hanım. Aslında benim size söylemek istediğim bir şey daha var Asu Hanım. Ben biraz bahsetmek istedim Nehir'e bizim durumla ilgili olanları ama o hiç yanaşmıyor gerçek annesini öğrenmeye. Benim tek annem sensin falan deyip duruyor. Sizi de üzmesini istemem. Bir de bugünlerde morali çok iyi diye galiba Alper'le de sorunları var. Diyorum ki biraz ertelesek ona gerçekleri anlatmaya. Feryal Hanım, ben sizin ne yapmaya çalıştığınızı gerçekten anlamıyorum. Nehir benim kızım. Ve doğru zamanı ben bilirim. Hiç merak etmeyin. Yavrum sen bana yardım et. Ne oldu? Ne diyor şimdi abla? Ya Nehir'e şu anda söylemeyelim. Henüz hazır değil diyor. Ben sana dedim değil mi? Bu kadının bir dediği bir dediğini tutmuyor işte. İşte bu yüzden de DNA testi yaptırmamız gerekir. Sen yarın öbür gün bu kızla belge olmadan konuşmaya gidersin. Sonra Feryal seni yalanlar. Nehir de 25 yıllık annesine inanır. Ve Nehir'in gözünde sen sadece aciz ve deli bir kadın olarak kalırsın. Tamam. Tamam. Peki. Yaptıralım. Ama bak, ne olur en hızlı şekilde olacak ve Nehir'in haberi olmayacak. Ve benim artık sabrım kalmadı. Şöyle doya doya sevinmek istiyorum artık. Canım ablacığım, sana söz veriyorum, ben halledeceğim. Eğer Nehir senin kızınsa kanıtlayacağız. Babacığım, sen yokken hayat çok zor benim için. Seni çok özledim. O kadar yoruldum ki baba. Sen beni bırakıp gittin. Şimdi de Alper gitti. O da beni bıraktı baba. Hayat neden bu kadar zor?
Gel. Gel buraya. Gel. Gel abi. Tamam, gel. Koş. Hoş geldin Alper. Geçmiş olsun Sencer Bey. Sayende Alper, sayende. Çok teşekkürler. İstediğiniz oldu. Gözaltından çıktınız. Bora da temize çıktı. Bütün dosyaları kapattım. Savcılıktan da istifa ettim. Artık bir işimiz kalmadı. Bundan sonra beni rahat bırakın. Alper. Seni hemen bırakacağımı sandım. Bundan sonra benimle birlikte çalışacaksın. Bana hizmet edeceksin. Hünerlerini gördüm. Seni asla bırakmam. Böyle bir şeyi asla kabul etmem Sencer Bey. Senin baban bir katil. O yüzden bu iş teklifini güzel güzel kabul edeceksin bence. Oğlum, iyi misin sen? Alper oğlum, bir iki kelime bir şey söylesene. Niye böyle suskun duruyorsun? Bak güzel şeyler de oluyor. İşte Sencer Bey gözaltından çıktı sayende. Artık rahat bırakırlar bizi. Sen öyle san. Ne demek bu? Sencer Bey kolay kolay bırakmayacak yakamı. Bundan sonra onun yanında çalışmamı istiyor. Baba, sen beni bugünler için mi yetiştirdin? Bir dakika, bir dakika. Onun yanında çalışmak da ne demek? Baba, anlamıyor musun? Bütün pis işlerini bana yaptıracak diyorum sana. Elinde büyük bir koz var. Senin katil olduğunu söylemekle tehdit ediyor beni. Sayende başarılı, dürüst bir savcıyken... Sencer Aytekin'in... Böyle bir şeye asla izin vermem. Ben seni bugünler için yetiştirmedim. Evet, senin bugünlere gelebilmen için birilerine kulluk ettim, doğru. Ama senin birilerine kulluk etmene izin vermeyeceğim. Hemen... Hemen ara nehri ve buradan gidin. Evet. Çünkü artık ikinizin de burada kalıp da mutlu olma şansınız, imkanınız yok. Baba. Ben çok ciddiyim oğlum. Git buradan, kaç kurtul. Al sevdiğini de gidin herkesten uzakta, her şeyden uzakta yaşayın. Baba öyle kolay mı? Nereye kaçarız? Nereye gideriz? Hem bizi geçtim, sana ne olacak? Ben başımın çaresine bakarım. Alper, baban olarak oğlum senden son isteğim bu. Kaç kurtar kendini ve mutlu ol. Ha, babanı da öyle hemen yabana atma. Benim de silahlarım var. Bir gün gelecek, herkes Sencer'in neler yaptığını öğrenecek. Ama o gün, bugün değil. Hadi, ara şimdi nehri ve hazırlanmasını söyle, hadi. Şimdi ararsam gelmez. Evine gideceğim. Oğlum,
biliyorsun ki ben hayatım boyunca nehrin yüzüne bir daha hiç bakamayacağım. O yüzden hepimizden uzakta daha mutlu yaşayacağınıza inanıyorum. Ha, nereye gittiğinizi hiç kimse ama hiç kimseye söyleme, tamam mı? O Sencer'in ne yapacağı belli olmaz böyle durumlarda. Beni de habersiz bırakma. Tamam mı? Sağlığına dikkat et. Beni de ara, haberdar et. Anlaştık mı? Tamam baba. Merak etme sen. Hadi git. Vakit kaybetme. Efendim. Hadi yaklaştım. İn aşağı. Oğuz bak hiç keyfim yok. Lütfen benimle uğraşma. Sen güzellikle çıkmayacaksan ben seni çıkartmasını bilirim. Ben kapatıyorum. Yarın konuşuruz tamam mı? Hoşça kal. Hadi çık. Çıkmayacağım Oğuz. Sen çıkmazsan ben çıkarım Nehir'im. Senin ne işin var burada? Bunu nereden buldun? Kahve içmeyecek miyiz? Ah, bu senin. Ha, sen ciddisin yani. Böyle burada oturup kahve mi içeceğiz? Ne yapayım? Sen çıkmazsan ben çıkarım dedim. Kendini kötü hissettiğini bile bile buraya gelmeyeceğime inandın mı gerçekten? Ha işte şöyle gül biraz. Gül ki bu adamın da böyle içi açılsın. Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Ben buradan düşüp de kafamı gözümü yarmadan ineyim. Sen de aşağı gel, hadi. Tamam, dikkatli in. Çok ses yapma. Buradan geri ineceğim yani. Sorun yok senin için. Tabii, nasıl geldiysen öyle ineceksin şimdi. İnsan içerideki merdivenlerden inmeyi teklif eder. En azından yarım ağız. He, oldu. Annemle şimdi merdivende karşılaşırsan görürsün. Yarım ağzı, tam ağzı. Hadi. Ben ineyim o zaman. Oğuz. Hadi dedim. Kahveleri getiriyorum. Aşk olsun ya. Bir öpücük çok mu? Hemen gitmemiz lazım. Dur, nereye gidiyoruz? Hemen gitmemiz lazım. Yolda anlatırım. Nereye götürüyorsun kızı? Söylesene. Sen bu işe karışma. Tamam, tamam durun.
merak etme. Tamam. Hoşça kal. Alper ne oluyor? Arabada konuşuyoruz. Sakin ol. Bir şey olmaz. Hayır, nereye götürüyorsun beni? Göreceksin. Sencer Bey, Alper kaçıyor. Az önce nehiri de aldı. Tamam, emredersiniz. Alper, farkında mısın? Deli gibi davranıyorsun şu an. Buradan gidersek çok mutlu olacağız. Her şeyi ayarladım. Uçak biletlerimizi, kalacağımız yeri, bir süre otelde kalacağız. Sonrasında kendi evimize geçeceğiz. Ailemi ne diyeceğim ben peki? Ya apar topar nereye gidiyoruz biz şu an? Ne acelemiz var? Söyler misin Alper? Oğlun nerede? Bilmiyorum Sencer Bey. Yalan söyleme. Alper nerede? Bilmiyorum. Ha? Konuş. Bilmiyorum. Sencer Bey. Yemin ederim ki bilmiyorum. Aklı sıra benden kaçacağını mı sanıyor? Sencer Aytekin'den kurtulmak bu kadar kolay mı? Ha? Hiç mi öğretemedin oğluna arkamdan iş çeviremeyeceğini? Benden habersiz kuş uçmayacağını öğretemedin mi? Bir kez olsun dediklerimi yap ve sorgulama lütfen. Hayır. 15 yılın hatırı için. Neden böyle bir şey yaptığımızı söylemeden hiçbir yere gitmek istemiyorum ben. Çünkü seninle yaşamak istiyorum. Seninle mutlu olmak istiyorum. Eğer burada kalırsak mutlu olamayacağız Nehir. Alper, neden burada mutlu olamıyoruz? Yani neden yapamıyoruz bunu anlamıyorum. Lütfen bir şey sorma. Hepsinin cevabını vereceğim zamanı gelince. Alper, arabayı durdurur musun lütfen? Beni hiçbir yere zorla götüremez. Durdur arabayı. Alper, inmek istiyorum lütfen. Oğlumu rahat bırak. Vay 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 vay. Korkak Celil'e bak. Aslan kesildi birden. Bırakmıyorum. Ne olacak? He? Asu Hanım'ın kocası Önder Atakan'ı sen öldürdün. Kızları Ece'yi öldürmem için beni zorladın, emir verdin. Eğer beni ve oğlumu rahat bırakmazsan Asu Hanım her şeyi öğrenir. Beni tehdit mi ediyorsun lan sen? Ha? Tehdit mi ediyorsun? Bırak beni. Bu yaptığınız hiç içime sinmiyor. Güven bana. Bak böylesi daha iyi. Ben ailemi bırakıp gitmek istemiyorum. Bak biz buradan gidelim. Düzenimizi bir oturtalım. Aileni de yanımıza alırız, olur mu? Bu yaptığımız hiç doğru değil. Apar topar kimseye haber vermeden nereye gidiyoruz? Hani neden böyle bir emirvaki yapıyorsun bana? Daha önceden söylesem gelir miydin? Şimdi de gelmek istemiyorum. Eğer biz buradan gitmezsek bir daha hiçbir zaman birlikte olamayacağız. Ben senden böyle ayrılmak istemiyorum. Seni çok seviyorum.
Efendim baba. Kaçıyorsun demek. Sevgiline bir mesaj yolladım. Hadi cesaretin varsa git o zaman. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hiçbir yere gitmiyorum. Sadece senin ailen yok, tamam mı? Benim de ailem var. Ben de babamı arkamda bırakıyorum. Ben 15 yıldır aşık olduğum adamı tanıyamıyorum artık. Seni tanıyamıyorum. Sadece gidelim diyorum sana. Üzgünüm. Hiçbir yere gelmiyorum seninle. Efendim baba. Hadi Alper. Sen zeki bir adamsın. Hala anlayamadın mı? Eğer buradan gidersen Nehir babasını senin babanın öldürdüğünü hemen anlayıverir. Ben yaşadığım sürece Nehir bunu asla öğrenmeyecek. Öyle mi? O zaman babanla vedalaş bakalım. Alper oğlum. Sen beni düşünme. Kaç kurtar kendini. Baba. Ne kadar fedakar bir baba. Ne kadar hüzünlü bir baba oğlu ilişkisi. Gözlerimi yaşarttınız. Babamı rahat bırak. Hele bir git bakalım. Babanı sağ görmek istiyorsan derhal ofisime gel. Konuşacaklarımız bitmedi daha. Burada mı kalacaksın Alper? Daha fazla zorluk çıkarma. Sencer Bey seni bekliyor. Baban da böyle zorluk çıkardı. Ama sonucu hiç iyi olmadı. Babanın daha fazla zarar görmesini istemiyorsan bin şu arabaya. Bizi yalnız bırakın. Aşkı için babasından vazgeçen adam. Çok duygulandım gerçekten. Babama ne yaptın? Bıraksaydım polise gidip katil olduğunu itiraf edecekti. Ben de onu evden çıkamayacak hale getirdim. Bıraksaydım hapislere düşseydi daha mı iyiydi? Ama cesaretine hayran kaldım doğrusu. Ancak yanlış bir karar verirsen aşkını da babanı da aynı anda kaybedebilirsin. Nehir'e bütün gerçeği söylememi ister misin? Babasını senin babanın öldürdüğünü söyleyeyim mi? Bundan sonra sizin sözünüzden çıkmayacağım. Beni affedin Sencer Bey. Eski bir hikayede yazılmamış parçanın tortusu. Şimdiki hayatımda kayıp gidiyor.
aklımda anılar var. Hiç bitmez rüyalar, eksik söylersen korkarlar. Hissettiğim her zerresi, nefesimin sebebi, kokusu Mayıs çiçeklerinde gizli.